Türkiye'nin uzaya açılan penceresi TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, gökbilimcilerin 1968 yılında hayalleriyle başlattıkları çalışmalardan ortaya çıkmıştır. 1968'de ulusal bir gözlemevi kurulması fikri ilk kez ortaya konulmuş ve 1978'de Ulusal Gözlemevi Projesi fikri doğmuştur. TÜBİTAK'ın desteğiyle 1982'de Ulusal Gözlemevi Yer Seçimi Güdümlü Projesi'yle araştırmacılar, Türkiye'nin dört bir yanında gözlemevi kurulacak noktaları aramaya başladılar. Uzun yıllar süren araştırmalar sonucunda gözlemevinin Antalya'nın batısında yer alan Bey Dağları'nın deniz seviyesinden 2500 metre yükseklikte bulunan Bakırlıtepe mevkiinde kurulmasına karar verildi. 1997 yılında düzenlenen törenle açılışı yapılan gözlemevi, konumu itibariyle Avrupa ve Asya kıtaları arasında sayılı gözlemevleri arasında bulunmaktadır. Kurulduğu günden bugüne Türkiye'deki astronominin hem okulu hem de laboratuvarı olan bu merkez, dünya astronomisine de önemli katkılar sağlamaktadır. Yoğun kar yağışı nedeniyle her yıl Kasım-Mayıs ayları arasında TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin yolu kapalı kalmaktadır. Bu nedenle zaman zaman gözlemevinin dış dünyayla fiziki bağlantısı tamamıyla kesilmektedir. Ülkemizin uzaya açılan penceresi olan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, proje odaklı çalışan 4 teleskobuyla ulusal ve uluslararası astronomi dünyasına hizmet vermektedir. RTT 150 Teleskobu. Ülkemizin en büyük optik teleskobu olan RTT 150 Teleskobu, Rusya ile Türkiye arasında imzalanan bir protokol çerçevesinde 1998 yılında kurulmaya başlanmış ve ilk ışık Eylül 2001'de alınmıştır. Paydaşları TÜBİTAK, Kazan Devlet Üniversitesi ve Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü'dür. St. Petersburg'daki LOMO fabrikasında yapılan ve Özbekistan'da Maydanak Gözlem Evi'nde bir eşi bulunan RTT 150, Ricci Gradient optik sistemine sahip, Cassegrain ve Kude odaklarında çalışabilen bir teleskoptur. Teleskop iki eksende hareket ederek gök cisimlerinin koordinatlarına yönlendirilebilmektedir. Teleskobun toplam ağırlığı 40 ton olup, hareketli kısmı yaklaşık 20 ton ağırlığındadır. Ana ayna çapı 150 santimetre ve ağırlığı da 970 kilogramdır. Hali hazırda ülkemizdeki tayfsal gözlemlerin yapıldığı tek teleskoptur. RTT 150 teleskobu 2019 yılının sonu itibarıyla Rusya Bilimler Akademisi ve Max Planck Enstitüsü tarafından yapımı tamamlanan ve 13 Temmuz 2019 tarihinde yörüngeye yerleştirilen SRG-X ışın teleskobunun yapacağı keşiflerin yer odaklı teyit gözlemlerinde görev alacaktır. Bu işbirliği sayesinde SRG uzay teleskobundan elde edilecek yeni keşif verilerinin %20'lik kısmı Türk araştırmacıların kullanımına açılacaktır. Bu vesileyle TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi aracılığıyla Türk bilim camiası SRG-X ışın uzay teleskobundan gelecek X ışın derilerine ortak olacaktır. T100 Teleskobu. Özellikle geniş alanda çok renk ışık ölçüm veya konum belirleme amaçlı gözlemlerde kullanılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptırılan 1.0 metre çaplı ana aynaya sahip T100 teleskobu Eylül 2009'da Bakırlıtepe yerleşkesinde kurulmuştur. T100 teleskobunda ilk ışık 7 Ekim 2009 gecesi alınmıştır. Odak düzleminde her birinde 8 adet yuva olan 2 adet süzgeç tekerleği, 4K x 4K bir CCD görüntüleme kamerası olan T100 teleskobunda bilimsel gözlem projelerine Ekim 2010'da başlanmıştır. Bu teleskopla öte gezegen geçiş gözlemleriyle yeni gezegen keşiflerine gözlemsel katkı sağlanması yanında, Güneş sistemindeki küçük gezegenleri konum gözlemleri de yapılmaktadır. Ayrıca kataklizmik, örten, zonkleyen, aktif ve benzeri çift yıldız sistemlerinin ve yıldız kümelerinin ışık ölçüm gözlemleri gerçekleştirilmektedir. T60 Teleskobu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptırılan 60 cm ayna çaplı T60 teleskobu, 2008 yılının Eylül ayında TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin 40 cm açıklıklı teleskoplarının yerine kurulmuş ve ilk ışık 5 Eylül 2008 gecesi alınmıştır. Komple bir gözlemevi yazılımı olan ve Linux üzerinde çalışan açık kaynak kodlu Talon adlı bir yazılımla idare edilen T60 teleskobu,
robotik olarak çalışmakta ve bu teleskopta yapılan gözlemler nesne tabanlı olmaktadır. Odak düzleminde 12 pozisyonlu bir süzgeç tekerleği ve 2K x 2K CCD kamera bulunmaktadır. Bu teleskopla otonom robotik özelliği sayesinde rutin gözlemlerini gerçekleştirirken, yörüngede bulunan teleskoplardan gelen alarm doğrultusunda ilgili cisme yönelerek ışık ölçüm gerçekleştirilebilmektedir. Bu teleskopla uzun dönemli değişim gösteren kaynaklar gözlenmektedir. ROBSE 3D Teleskobu. Geçici optik olaylar için robotik teleskop deneyi olarak isimlendirilen teleskop, geçici optik ışımaların saniye, gün, zaman ölçeğinde gözlenmesine ayrılmıştır. Temel olarak evrendeki en güçlü ışımalar olan gamma ışın patlamaları ve X ışın patlamalarının optik bölgedeki parlaklık ve konum gözlemlerini yapmaktadır. Global ROBSE A sistemi ikisi kuzey yarımkürede Los Alamos ve Antalya, ikisi güney yarımküre Namibya ve Avustralya olmak üzere birbirleriyle koordinasyon halindeki 4 teleskopla çalışmaktadır. TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nin sahip olduğu bu gözlemsel altyapı sayesinde Türk astronomi camiası uluslararası bilim arenasında hak ettiği yere ulaşmaktadır. Ülkemizin uzaya açılan penceresi TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi, yıllar içerisinde gelişen teknolojileri takip ederek gelişimini hızlandıracak ve gökbilimciler bilinmeyene kaşiflik yapmaya devam edecekler.